Şu anda kordela sizde. Makaslarınız elinizde. Kordelayı kestikten sonra makaslar bugünün hatırası olarak sizlerde kalacak. Sizlere İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Ve Hasankeyf 2 köprüsü tüm Mardin, Batman, bölge, tüm insanla hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, Güneydoğumuzun en güzel şehirlerinden biri olan Batman'a kazandırdığımız Batman-Hasankeyf Gercüş Midyat yolu üzerinde yer alan Hasankeyf 2 Köprüsü'nün açılışına teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyor. Bakanlığım adına şahsınızı saygıyla selamlıyorum. Liderliğinizde memleketimizin dört bir yanında her gün bir başka eserimizi imar ediyor, aziz milletimizin hizmetine sunuyoruz. 19 sene önce Türkiye'nin her yönüyle yeniden inşası için başlattığınız kutlu yürüyüş, bugün ülkemize dünya ölçeğinde tartışılmaz bir güç kazandırmıştır. Ülkemiz gösterdiği büyüme performansıyla durağanlaşan dünya ekonomileri arasında adeta kendi mucizesini hayata geçirmektedir. Yaptığımız ulaştırma yatırımlarıyla doğu batı, kuzey güney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürülmüş, halkımızın hayatına bereket katılmıştır. Bugün de bir başka eserle Batman'da kıymetli vatandaşlarımızın huzurundayız. Batman Hasankeyf Gercüş Midyat yolu üzerine bir altın halka gibi nakşettiğimiz Hasankeyf Köprüsü'nü hizmete açıyoruz. Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf Köprüsü 1001 metre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolunda bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şekilde sağlanacaktır. Hasankeyf Köprüsü, yöre halkımızın daha tasarruflu, daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz. Yaptığımız her proje çevresel sonuçlar açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde atmosfere 3895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, 19 yıl önce başlattığınız hiçbir coğrafi istisna tanımayan bütünsel kalkınma yolculuğunu muazzam bir gayretle devam ettiriyoruz. Hükümetlerimizin gösterdiği iradeyle Güneydoğu illerimize ve geçmişte tasarrufu olmayan güç olan bir yaşam kalitesi kazandırdık. Her ilimiz gibi Batman'da bu hummalı çalışmalardan nasibini almıştır ve almaya devam edecektir. 2003'te Batman'da sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 10 katın üzerine artırarak 162 kilometreye çıkardık. Batman'da halen devam eden karayolu projelerimizin toplam maliyeti de yaklaşık 2 milyar TL civarındadır. Böylelikle Batman'ın çevre illerle ve Türkiye sathında oluşturduğumuz ulaşım sistemiyle bağlantıları güçlenmiştir. Vatandaşlarımızın işine, sofrasına bereket katacak daha nice projeyle Batman'ın ve tüm Güneydoğu illerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Daha nice projeleri başarıyla hayata geçireceğiz. Onur Bey, biraz açabilir misiniz orayı?